Merhaba tüm müzikçiler ve bu videoları izlemekten zevk alan, öğrenmeyi seven insanlar ve işte daha çok Sibelius kullanıcıları diyelim. Bu videoda küçük bir şey anlatacağım. Aslında çok büyük, uzun bir şey değil. Bizim biliyorsunuz drummation dediğimiz veya drum bateri dediğimiz bir enstrümanınız var. Bunun nota yazısı normal dizek üstüne yazılıyor. Anahtarı, sol anahtarı yerine şu şekilde bir anahtar kullanılıyor. Veya işte şöyle anahtarları gösterirsen, şurada perküsyon anahtarları var. Bunlardan kullanabiliyor. Böyle bir notayı nasıl yazacağız? İşin inceliklerini anlatacağım. O yüzden bu videoyu hazırladım. Bakalım şimdi şöyle biraz büyütelim. Şimdi burada davul sesi dediğimiz yani cross sesini buradaki notaya yazıyoruz. Üstüne de bu şekilde çarpı olacak şekilde bir nota koyuyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Şurada keypad'de bakın mavi olan nota yukarıdaki zil hi-hat diyoruz yani ona. Alttaki de yeşil oluyor. Bunu ikinci kanala yazıyoruz. Yani birinci ve ikinci kanala bu şekilde yazıyoruz. Bakın burada da bir kasnak sesi geldi. Aslında bu videomuzda şöyle başlığı da bir anlatalım. Bateri notası için yani Sibelius'ta yazdığımız bateri notası için sınare durum, kasnak ve hi-hat open, açık yani açık hi-hat diyoruz. Şöyle kapanır, açılır tıs, 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 tıs şeklinde. O zili nasıl yazacağız? Biraz zordur çünkü onu yani yazamayabilirsiniz. O yüzden onu anlatacağım. Şimdi birkaç yöntem var ama ben iki yöntemle göstereceğim bu işi. Şimdi birinci adım notayı bu şekilde yazıyoruz. Diyelim ki bir nota. Şuradaki nota özellikle bakın bu normal bir notadır. Yani normal yazarsınız. Şu şekilde yazarsınız başlangıçta. Şuradan göstereyim. Yani siz elde ettiğiniz zaman böyle yazabilirsiniz. Hemen yazamazsınız. Bu trompettir. Şimdi bunu nasıl o çarpı haline getireceğiz? Şuradan notasyon kısmına geliyoruz. Notasyondan type diye bir bölüm var. Bakın şurada. Zaten ben buraya yazdım. Bakın type. Oraya bastığımız zaman bakın burada çeşitli şekiller var. Birçok. Bunları deneme yanılmalı veya üstündeki yerleri okuyarak öğrenebilirsiniz. Bakın mesela cross diyor yani davulun notu. Şu da small diyor mesela küçük, daha küçük ince notalar. Ondan sonra şunu şu şekilde çarpı bakın cross yazıyor. Zaten kısa yollarda vardı. Basıyoruz ve çarpı haline geldi şu anda. Yukarıdaki nota da normalde böyle olacaktır. Siz hemen öyle yazamayabilirsiniz. Direkt böyle yazacaksınızdır. Ne yapıyoruz? Notasyona geliyoruz. Notanın tipini değiştiriyoruz. Evet şu şekilde çarpı ya da yıldız da diyebilirsiniz. Bunlar tabi oynaktır. Ok tuşuyla yukarı doğru değiştirebilirsiniz. Değişik model ziller. Evet. Şöyle kontrol ettiğimiz zaman hangisinde sesler var bulabilirsiniz. Bakın burada da bir kasnak sesini buradan buluyoruz. Evet, şimdilik kapalı hi-hat sesini elde ettik. Bu da zaten davulumuz. Bas davul. Şuradaki trompeti yıldız yaptığımız zaman bakın kasnak diyoruz. Bu şöyle trompet sınare davulun yanına vurur diye bir ses çıkar. Yani dum diye bir ses çıkar. Güzel bir sestir o. Slow parçalarda falan kullanılır. Dans parçalarında falan kullanılabilir. Romantik eserlerde böyle davul çalıyorsanız bilirsiniz. Ya da davul çalmayı bilmiyorsundur ama böyle bu notu buradan nota yazarak da davul çalmayı çok iyi geliştirebilirsiniz. Ve parçalara altyapı yazabilirsiniz. Müzik programlarında en güzel yazılan şeylerden birisi davullardır. Yani böyle daha güzel yazılır. Gerçeğe yakındır yani. Bas ve davulu tam benzetebilirsiniz. İşte ben böyle bir ritim yaptım ve ok işaretlerle gösterdim. Bakın mesela kasnak sesi için sınare durum notasını
notasyondan şuradan ve nota tipinden değiştiriyoruz. Şu şekilde x haline getirip yazmış oluyoruz. Peki bu hi-hat açık zili var. Böyle ayağımız, sol ayağımızı basıyoruz. Kaldırdığımız zaman açılıyor. Kampana zili gibi böyle. Basma kapama yeri var. Onu da şu şekilde iki şekilde var. Birinci yöntemi şu hale getiriyoruz. Yani Diamond dediğimiz bir stili var şurada type'da. Yani notasyonun içine girip type'e geldiğim zaman şurada bakın Diamond. Yani böyle bir mücevhere benzer, elmasa benzer bir şekli var bunun. Elmas zaten Diamond demek. Elmas şeklinde getirdiği zaman böyle bir açık zil oluyor. Bu aslında bu biraz uzun zil yani açık zil. Bu şekilde elde edebiliyoruz. Bunu mesela çaldırdığımız zaman bakalım nasıl çalacak. Evet, 4 ölçü yaptık. Mesela ben şu tekrar ölçü tekrarlarını da koydum. Onu da nereden koyuyoruz? Şurada bakın, keypad'de. Burada bastığımız zaman burada ikili, üçlü, çoklu yapılabiliyor. Bunu buradan alıp yerleştirdiğimiz zaman buraya bakın şu şekilde yerleşiyor. O da ölçü tekrarlarını çalmış. Yani burayı 4 kere çalışın zaten bak üstünde 4 var. 4 yazıyor. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntem de buna çok benziyor. Yine notayı yazıyoruz. Bakın zilleri yine o hale oradan getiriyoruz. Type kısmından buradan. Şimdi burada da şey önemli. Şu hi-hat'ın hi-hat diyelim artık. Hi-hat diye de okunabilir. Open yani açık halini nasıl yapıyoruz? Bakın üstünde bir şey var. Şöyle oku biraz yukarı alayım ben. Tam daha rahat görürsün. Bir yuvarlak bir işaret var. O işareti ya da sıfır diyebilirsiniz. Notayı seçiyoruz. Keypad'de burada şu puan 4 olan pencere, küçük pencerede puan 4'te altta 0 var. Bakın şöyle basayım. Bunlar değişir zaten. Ekleyebilirsiniz. Şu 0 olan, yuvarlak olanı bastığımız zaman bu zil normalde şöyleyken şöyle oluyor. Yani çalarken açık hale gelmiş oluyor. Şimdi basınca çalmadı da. Ama şimdi çalalım bir. Buradan yapsın. Bakın oraya gelince şu sesi sol ayakla açacak. Evet, aynısını çalıyor. Evet, bu şekilde. Demek ki ikisi de aynı yöntem. Aynı şekilde açabilirsiniz hi-hat olayını. Ama şu Diamond dediğimi biraz daha uzun. Bakın duyduğun zaman çok uzun. Bunda daha böyle sol ayak hi-hat sesi daha güzel oluyor. Bunu denersiniz. Burada da gösterdim zaten. İki yöntemle bu işi yaptık. Davulda böyle çok tekrarlar yapılır ölçüler. Aynı şeyler çalar. Çünkü ataklar falan yapılır. Şimdi ben de bu hi-hat açık zilini ve kasnak sesi için bu videoyu hazırladım. Çünkü diğerler kolay. Diğer davul ve işte normal zil yazmak, atak yazmak kolay. Ama bunlar biraz daha ince ayrıntı gösteriyor. Şimdi bir tane de örnek bir davul ritmi yazdım. Şöyle bir dinleyelim. Devamında. Yani bu kasnakların, zillerin, bakın açık zillerin işte nasıl kullandığını bakın kasnak sesleri. Yani bir davul solo gibi bir şey düşünelim. Özgün bir şey. Bu herhangi bir parça değil. Yani istenirse böyle bir parça yazılabilir bir eserin altına diye örnek olsun dedim. Şimdi dinleyelim bakalım nasıl olmuş. Evet, davulcumuz bayağı güzel çaldı. Mesela şuradaki ritimde bizim İç Anadolu yöresine ait kaşık gibi düşünebilirsiniz bakın.
Mesela istersek kaşık sesi bile elde etmiş gibi olur. Yani kastanyet ya da kaşık sesini bu şekilde oyun havalarında falan kullanılabilir. Evet, bugünkü videomuzda böyle bir anlatım oldu. Bir davulu bir daha dinleyelim tekrar, son kez kendi çalsın. Sonra bitirelim. Ha, şu anda baştan aldı. Evet, en başa döndürdük. Hepsini çalsın. Şimdi davul solo geliyor. Bunun üstüne bas ve davul, bas, gitar, klavye çaldığınızı düşünün. Burada bossanova ritmi. Evet, sonda da atak yapmış oldu bakın. Atakla. Şurada da bossanova ritminden örnek koydum. İşte şurada da hızlı 32'lik notalarla çift el çalıyor. Re'le re'le şeklinde. Re ve le, yani right hand, left hand şeklinde. Üstüne de tabii yazabilirsiniz bunları. Yani hangi el neyi çalıyor, ne yapıyor. Ya da amacınız midi falan hazırlamaksa ve bir şeyin altına davul yazmaksa herhangi yazıya gerek yok. Böyle biraz uğraşınca güzelce ritimler oluşturursunuz. Hem de davul çalmanın mantığını, eğer davul çalmayı bilmiyorsanız öğrenirsiniz. Davulcular çünkü bütün zurlarını kullanıyorlar. İki el, iki ayak. Ondan sonra tabii beynimiz bayağı bir çalışıyor. Yani bölünüyor. Bir de ritim metronom kaçırmadan böyle çalmak, parçaya göre çalmak. Ondan sonra bunlar hepsi özel işçilik. Yani davulcular gerçekten iyi davulcular, bu işi çok güzel yapıyorlar ve gerçekten çok da emek harcıyorlar. Bol bol çalışmalar lazım. Mesela bir kemancı, bir piyanocu piyanoyla çalışır ama davulcu tek başına çalışması gerekiyor. Evde davul nasıl koyacaksın? Bir stüdyo olması lazım. Ya da bir grupla birlikte çalışman lazım. Yani aslında çok zor şeyleri başarıyorlar. O yüzden ama davul ritim yazmayı ben seviyorum. Siz de deneyin. Sibelius kullanıyorsanız. Yani ben sadece piyano notası yazıyorum ya da normal okul şarkısı yazıyorum demeyin. Bu tür altyapılar hazırlayın. Bence zevkli, güzel, uğraşacak bir çalışma olmuş oluyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Kolay gelsin hepimize.